Bir aksilik mi var? Var abi. İknur'un Bülent'ten ayrıldığı vakitlerdi. Bülent haddini aşarak İknur'a el kaldırdı. Hem de öyle böyle değil. Epey canını acıtacak kadar. Şu ilerideki odaya sığındıklarını gördüm. Ben de seslendim beni alın diye ama duyuramadım sesimi. Ben de maalesef başka bir yere saklanmak zorunda kaldım. Hangi oda? Burası mı? Evet. El ele bu tarafa doğru koştuklarını gördüm. Herhalde hala buradadırlar. Hoş geldin. Necdet burada mı? Buyurun, odasında. Evet. Geldim. Abi. Mesai Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Umarım rahatsız etmedik. Olur mu öyle şey? Buyurun, oturun. Bizi yalnız bırakın. Gelişimizin rüzgarına bakılırsa mesele mühim. Büyük başın derdi de büyük oluyor Necdet. Ama biz başımıza yağan karı eritmesini biliriz. Dediklerini araştırdım. Doğru çıktı. Senin dürüstlüğün beni mesut ederken Sinan arkamdan bıçakladı. Ben bana karşı yapılan hataları derecelendiririm. Ona göre keserim cezayı. Sinan'ın hatası büyük, cezası da büyük olmalı. Sinan bu hatayı canıyla ödemeli. Vallahi size katılmamak elde değil. Aleme madar oldun. Mahremime dil uzatmak, el uzatmak neymiş görsün. Siz ne zaman, nerede, ne şekilde isterseniz ben hazırım. Onu indiririm. İnsan bazen gereksiz yere kendini yormamalı Necdet. Şöyle bir etrafına bakarsan, onu senden, benden daha çok yok etmek isteyenleri görürsün. Üstelik bu insan ikimizin de haz etmediği, habire ayağımıza dolanan bir insan. Mahir Kara. Bir taşla iki kuş vuracağız. Mahir zaten doldu. Taşmaya hazır. Son damla onu Sinan'ın gırtlağına yapıştırır. Sinan öte dünyayı boylarken Mahir de ömrünü çürüteceği hapishaneye. Feride de tıpış tıpış evine geri döner. Ne muhteşem bir tablo değil mi? Düşüncesi bile böyle güzelse kim bilir seyri nasıl olur? Ne dersin Necdet?